Sizi kültür sanat haberleriyle tanıyorum. Yaptığınız iş e, küratörlük, e, aynı zamanda akademisyensiniz. E, ama sizin bir de güzel e, kendi özelinize biraz dair bir şey var. O da siz aslında Almansınız ama uzun yıllar Türkiye'de yaşıyorsunuz. Şimdi bu soruyu şu şekilde sormak istiyorum. E, Avrupa kültürüyle yetişmiş birisiniz ve Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye sanat ortamının içerisinde yer alıyorsunuz. Oradaki ilk gözleminiz neydi Türkiye'ye dair, sanat ortamına dair? Oradan başlayalım mı? Ee, teşekkürler. Yani 21 sene İstanbul'da yaşadıktan sonra ben artık ne kadar Alman olduğumu bilmiyorum. <laughs> Birçok arkadaşım artık şey diyor, ya Markus Bayer Türkleştin. Ben şöyle düşünüyorum, ben artık bu saatten sonra iki kültür arasından ya da iki kültürden en iyisini almaya çalıştım ve bir nevi bir kimlik sentezi yaratıyorum. Fakat ona rağmen tabii ki bazı dönütlere verebilirim. Yani o iki sanat ortamının farklılıkları ve paralellikleriyle ilgili. İlk olarak şöyle düşünmemiz gerekiyor. Aslında Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı, Avrupa'daki sanat ve kültür ortamı pek benzemiyor. Neden? Çünkü hem tarih olarak hem de işte gelişme açısından Avrupa'daki sanat ve kültür ortamı çok yoğun bir şekilde ya devlet, eyalet ya da işte şehir bazlı ve oradan destekli. Dolayısıyla orada aslında ticari odaklı sponsor odaklı bir sanat ortamımız yok. Son 20 senede o biraz değişti tabii ki ama hala ağırlıklı e, kamu e, kamu kurumlarının yönettiği, fonladığı ve kamusal alanda çok fazla projeleri yapılıyor. Türkiye'deki ortama baktığımızda aslında Kuzey Amerika'ya daha çok benziyoruz. Çünkü e, sağlam ve sağlıklı bir sanat ortamı aslında üç tane aktörden oluşuyor. Devlet ya da genel olarak kamu e, yönetimi ve onun kurumları, işte sponsorlar, özel kurumları, ticari kurumları ve STK'lar. Türkiye'deki sanat ortamına baktığımızda aslında 23 50 arasında Avrupa'ya benziyordu. Çünkü orada çok net bir devlet kültür kültür politikasıyla müzeleri, koleksiyonları, opera, binaları vesaire yapıldı. Fakat 50'den itibaren aslında şey görüyoruz yani bu üç aktör arasında STK'ları ve resmi kurumları zayıf pozisyonda biraz bu oyun dışında kalıyorlar özellikle çağdaş sanatında ve bundan dolayı işte ya holding'e bağlı ya da ticari odaklı ticari mekanları aslında bu ortam çeviriyor. Bu yüzden birazcık sağlık ve eğitim sektörü benzetiyor. Burada da şey sorgulayabiliriz Avrupa mı Amerika bence Türkiye bu bağlamda da Kuzey Amerika daha çok benziyor. Peki şimdi böyle bir hani analiz de koydunuz ortaya ama Bizde çok sık kullanılan belki sizde duymuşsunuzdur coğrafya kaderdir deriz biz. Şimdi bu kadar iletişim ortamında dünya artık sınırlarının kalktığı bir ortamda yerellik önemli mi sizce? Ben ona karşı yani önemli olarak şu evet önemli <laughs> ama bence günümüzde zaten kim tamamen yerel kalabilir ki? Ben toprak kader ben aslında toprak şanslı diyebilirim. Globalleşmiş olan bir dünyada ve dijitalleşmiş bir e, küresel köyde kimse zaten artık otonom tek başına kalamaz. Bu yüzden günümüzde bence şöyle bir kavram kullanmamız gerekiyor. Glokal. Yani glokal. Glokal ya da glokal olan kavram aslında 1980'lerin çevricilik hareketinde doğmuş olan bir kavram. Bu ne demekti? Şunu dediler. Evet, global düşün ama yerel harekete geç. Bence sanat ve kültürde genel olarak politikada bunu aslında düşünebiliriz. Global düşünmemiz gerekiyor, gerekiyor. Global, global hareketleri takip etmemiz gerekiyor ama bunu yerellikle aslında sentez yaratmamız gerekiyor. Şimdi sizin çalışma alanlarınızdan biri çağdaş sanat tarihi ve estetik sanat teorisi üzerine. Aslında ben siz bugün pop art, pop sanatı kavramı üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü bu günümüze çok değen tarafları var. Siz de anlatacaksınızdır diye düşünüyorum. Ama tabii önce o pop art nedir? Pop olan nedir? Bir konuşalım mı? Bir tarafta çok popüler bir akım. Evet. Ama bir tarafta çok da yanlış anlaşılır diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde birazcık şey yani pop Kitsch, popüler kültür, işte cici mici, tatlı renkleri falan filan. Sanki pop art e, yüzeysel, apolitik, işte e, lay, lay Long sanatı gibi bazen öyle algılanıyor. Hatta tam ironik bir eleştiri olarak Halil Altındere 2001 yılında e, bir ese e, yapmış. E, annem pop sanatı seviyor çünkü pop sanatı rengarenktir. Ondan sonra annesini gösteriyor, pop art kitabını okuyor. Şimdi Öyle değildir. Yani bana göre pop art özellikle 20. yüzyılın en önemli devrimlerden birisi. En önemli değişim yaratan akımlardan birisi. Zaten pop sanatı ya da pop art bir kültür devriminin sonunda. Yani bu kültür devrimi oluşurken orta çıkıyor. İnsanlara şunu öneriyorum. Bir akım anlamak istiyorsunuz isimden başlayın. Yani mesela soyut dişe vurumculuk. Soyut var, e dişe vurumcu. E kübizm, e küp. Ondan sonra anladınız mı yani Hı, evet. bu bağlamda e, pop art yani pop ne demek? Aslında pop latince populustan geliyor. Populus halk demek. E, İngilizce olarak populus bir sıfat olarak e, fazla insan demek, kalabalık demek. E Demek ki populus ve pop sanatı bir şekilde halk ile ilgili ya da halkının yaygın bir şeklinde kabul edilmiş olan olgularla, olaylarla ilgili. Bu şimdiki zamanda günümüzde çok sıradan bir tanımı olabilir çünkü ne diyoruz çağdaş sanat bin, bin tane tanımı var evet. en basit veririm şimdi çağdaş sanat çağdaş dünyası çağdaş yöntemlerle ilgileniyor eleştiri olabilir yansıtması olabilir ama bu kadar demek ki biz günümüzde zaten her türlü konularla ilgileniyoruz yani tinselik politik kişisel toplumsal her şey gündelik sıradan çok önemli konularda olabilir şimdi pop art aslında sanat tarihi baktığınızda ilk defa belki bir grup sanatçı, genç sanatçı özellikle o dönemde popüler olan, genç olan, o dönemde sıradan gündelik hayatında olaylarla ilgilenmeye başladılar. Çünkü pop arta kadar sanat tarihi baktığımızda sanat genellikle ya mitoloji ya din ya da tarih ile ilgileniyordu. Ya da işte siyaset. Yani bu yüzden ve bu olay aslında neredeyse 1950'lere kadar devam ediyor. Sonra işte bu pop sanatçıları ve isim zaten bundan kaynaklanıyor. Bu pop sanatçıları halkının yani sıradan vatandaşının ilgilendiği konuları, onun hayatı. Örneğin onunla başlıyor. Bu isim pop sanat kendisi ilk çıktığında yani 1955'te başlıyor. İlk, ilk zamanda popüler değildi. Aslında çok ağır bir avantgarde akımı ve birçok yenilik getirdi. Onu sonra konuşuruz belki ama popüler sanat değil, popülerlikle ilgilenen sanatçılar diyebiliriz. Bütün dünyaya baktığımızda kitap kapaklarında o rengarenkliği görüyoruz, reklamlarda görüyoruz. Moda tasarımcılarda çok renkli neon renkler yani bana pop art deyince aklıma neon renkler geliyor çünkü. Şimdi bu kadar işte sergilerin kürasyonları da öyle yani bakıyorsunuz sergilerdeki renkler ve kullanılan tipografiler de buna dair. Şimdi bu kadar pop artın yaygınlaşması bunu dijitalleşmeyle ve aslında yeni medya olanaklarıyla bağdaştırabilir miyiz? Çünkü orada da bir renklilik var, orada da bir canlılık var. Bu kadar yaygınlaşmasını nasıl tanımlarsınız? Ya çünkü o artık bizim kültürümüz. Yani Hı. mesela Picasso'nun kübizmi bak, ya da Matisse'nin fauvizmi bak, ya da işte Dadaistlerin yaklaşımları bakarsınız, o artık çok eski gibi kalıyor. Onların işte belli bir zamanda belli bir anlam ve önemi vardı. Sanat tarihi içerisinde hala büyük bir önemi var ama günümüzdeki hayat için çok da bir önemi yok açıkçası. Ama Pop Art aslında bizim şu anda yaşadığımız kültürünün başlangıç noktasını şahitlik ediyor. Bu ne demek? Bir kültür devrinden bahsediyoruz. Yani Pop Art popüler kültürle ilgileniyor. Şimdi bu bizim günümüzde şey çok normal gibi geliyor ama popüler kültür diye bir şey İkinci Dünya Savaşı'ndan önce yoktu. Çünkü e, popüler kültür aynı zamanda gençlik kültürü demek, tüketim kültürü demek ve gençlik kültürü, tüketim kültürü tam aslında 1960'larının işte e, hem Avrupa'da, İngiltere'de özellikle sonra işte Amerika'da orta çıkıyor. Ve bu kültür ya bu tüketim, paylaşım ile beraber aslında şey de orta çıkıyor. Medya kültürü, kitlesel araçları, mass media, dergi kültürü, televizyon. Aslında o medya kültürü, gençlik kültürü, tüketim ve pop kültürü bir tarafta e, 60'larda yeni iletişim araçlarıyla beraber orta çıkıyor, yeni bir kültür, yeni bir yaşam biçimi orta çıkartıyor ve bu yaşam biçimi aslında günümüzde devam ediyor. Çünkü biz tıpkı 1960'lar gibi artık medya araçlar sayesinde o dünya algılıyoruz, o dünya anlamaya çalışıyoruz, o dünya üzerinde iletişim kuruyoruz ya da işte tüketim yani bu vahşi kapitalizmin, vahşi tüketiminin çocuklarıyız. Şimdi pop art tabii ki o tarihini, biz şu anda tarihinin sonundayız. Yani buradayız, devam edecek de ama şu anda buradayız. 1960'larda bu kültür anlayışı yeni başlıyor. Zaten bu yüzden işte Richard Hamilton, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Lichtenstein gibi sanatçıları bunu fark ediyorlar. Ve bu yüzden o yaşam biçimi onların Dikkatini çekti. Dolayısıyla günümüzde belki bu eserleri bayağı sıradan ya da bayağı işte ıı, sıradan gibi görünüyor çok da önemli belki bir şey değil ama o dönem bir domates konservini yapmak ya yani da bir sandviç ve bir Coca Cola şişini betimlemek görsel sanatlarda, güzel sanatlarda aslında bir fopa, bir tabuydu öyle bir şey olmazdı. Peki bu kadar işte çeşitli alternatifli az önce de bahsettiği yeni medya olanaklarıyla beraber aslında e, abartılı belki parlak belki işte çok renkli bir dünyanın içerisindeyiz. Ha, bunun gerçekliğini sorgulayabiliriz ama en nihayetinde aslında her şeyde her şeyle ilgili bir ikon hmm. meselesinden söz edebiliriz. Belki hani çok ileri giderek şöyle de diyebiliriz. Artık hepimiz bir ikon yani pop art ikonuyuz diyebilir miyiz? En azından e, öyle olmaya çalışıyoruz sanki. Yani um... Şimdi tam o dönemde yani 60'larda bir alan, bir sanayi doğuyor. Reklamcılık. Reklamcılık baktığımızda aslında 19. yüzyılın sonunda yavaşça yavaşça doğuyor. İşte Lautre, Moulin Rouge afişleri o dönemde sanatçılara yapıyorlar. Ondan sonra 20. yüzyılın başında ilk dernekler, en, yani ilk sendikaları, ilk e, ajansları kuruluyor. Ama asıl patlaması 1960'tan itibaren orta çıkıyor. Yani billboardlara, televizyon reklamları, dergi kültürü. Bu yüzden bu reklamcılık sektörü ve onun üzerindeki ikonlaşması ve pazarlaması çok önemli olmaya başlıyor. İkon dediğiniz, bana çok güzel bir top çevirdiniz, Yine <laughs> ikonları dememiz gerekiyor. Ve tam bu konuda tabii ki kim aklımıza gelebilir? İşte Andy Warhol. Evet. Yani mesela herkes hep bu Marilyn Monroe resimleri diyor, konuşuyor. Aslında orada Andy Warhol yeni bir ikon bizimle paylaşıyor. Ve oradaki Marilyn Monroe portreleri aslında bunu altını çiziyor. Biz eskiden Meryem tapıyorduk ki unutmayalım. Andy Warhol koyu bir katolikti aslında. Evet, onu değinecektim evet. Tutucu bir aileden geliyor. Bu yüzden bu ikon resim geleneği evet. çok iyi biliyordu. Ve bu Marilyn Monroe resimlere baktığını, bazıları altın varaklı arka fon üzerinde duruyor. oradaki Marilyn Monroe tam aslında bir ikon ama sadece Monroe değil zaten Elvis Presley'ler ya da işte um, sonraki işte bu celebrity culture tam o dönemde aslında orta çıkıyor. Hollywood sineması vardı ve oradaki ikonları e, önemliydi ama televizyon gelişmesiyle beraber o da 1960'larda işte yaygınlaşıyor. Daha yaygınlaşıyor bu cele, celebrity culture ve bu dergi pazarlama ile beraber orada aslında yeni ikonları orta çıkıyor. Ve Andy Warhol tam o dönemde eskiden Rönesansta ya da Barok'ta aristokrasinin baş portre sanatçıları varken işte Velázquez ya da işte Goya artık bu celebrity'sinin pop kültürünün portre sanatçısı Andy Warhol oldu. Şimdi Andy Warhol'un yapmış olduğu Merlin'ler zaten geçtiğimiz aylarda 195 milyon dolara hmm. satıldı. Yani bu zamana kadar satışların en yüksek rakamına ulaştı söylendi. Şimdi sizin de bunu ben bu eseri okuma yapmak istiyorum aslında. Bu hı. eseri beraber okuyalım da istiyorum. Az önce siz zaten Warhol'un Andy Warhol'un geçmişinden gelen o e, aslında e, katolik olmasından gelen bir e, arka plandan bahsettiniz. Bunun tabii ki her sanatçı için çok önemli olacağı düşünülür. Fakat hani o esere baktığımızda bir şeyin e, bir ikonun kopyasının alınıyor olması. Hı hı. Orada başka bir şey var. Yine az önce söylediğimiz ikon birinin yeniden başka bir ikon Hı hı. aracılığıyla basılması hikayesi. Şimdi bu kopya çoğaltma, az önce o reklamcılığa da belki atıf yapılabilir. Warhol aslında burada ne anlatmak istiyor? Yani o eser üzerinden okuma yapacak olursan. Güzel. Şimdi aslında biz Andy Warhol resminde bir kopyanın kopyasının kopyasını görüyoruz. Bu ne demek? Şimdi herkes bu Marilyn Monroe eserini görüyor. Ee, ve bazı insanlar şey diyor, yani Warhol mu yaptı? Biz ilk olarak şey fark ediyoruz, orada bir fotoğraf var. Yani Warhol mu çekti bu fotoğraf? Hayır, Warhol bu fotoğraf çekmedi. Bu fotoğraf Marilyn Monroe'nun 1950'lerde ilk önemli filminin afişinden alındı. Warhol bu afişinin e, fotoğrafının haklarını alıyor ve ondan sonra normalde bu fotoğraf buraya kadar gidiyor. Yani büst olarak e, basılıyor. Andy Warhol onun kadrajını zoom in yapıyor ve sadece kafasını alıyor. Bu isim bir sadece Marilyn Monroe'nun yüzünü görüyoruz. Şimdi ama o yüzüne baktığında naturalist bir yansıtma değil. Yani aslında bir yabancılaşma, bir distortion yani bir fark yaratıyor. Nasıl bir fark yaratıyor? İlk olarak renklerle. Sayısız versiyonları var ama mesela birçok versiyon... Aslında manipüle ediyor. Tabii tabii manipüle ve distort hmm. ediyor. Yani deformasyon hmm. uğratıyor. Yani formel bir deformasyon değil ama bu renklerden dolayı aslında bizim bildiğimiz Marilyn Monroe değil. Ki yani biz Marilyn Monroe biliyor muyuz? Bilmiyorum ki yani nasıl sabah kalktığını ben bilmiyorum, ekrandan biliyorum yani. Celebrities'in hayatı öyledi. ama ona rağmen şey diyoruz, ben Bülent Ersoy'u biliyorum, ben işte Marilyn Monroe biliyorum, Brad Pitt'i biliyorum, İşte Tarkan'ı biliyorum. Yani ne biliyoruz ki? Ki sosyal medyalardan bazen bana bile öyle geçen gün bir simpozyumdan sonra bir laf geldi. Bir tane katılımcı şey dedi, ilk böyle baktı 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 bana, sonra simpozyonum bitince yanıma geldi. Vallahi siz çok farklısınız yani hiç düşündüğüm gibi değil. E ne düşündün yani işte sosyal medyada biraz daha işte soğuk falan mesafeli vesaire anladın mı? Evet. E beni tanımıyor ki. Evet. Okey şimdi Marilyn'e döndüğümüzde Marilyn Monroe 1950'lerinin en önemli Hollywood starlarından birisi. İşte Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe. Her, her erkeğin rüyası yani pin-up girl'ı kadar işte çekici ama nasıl bir hayat yaşadı yani onun özel hayatı drama dolu evet. nasıl öldü intihar deniliyor belki öldürülmüş diyorlar işte uyuşturucu maddeleri de kullanmış dolayısıyla ekrandaki Marilyn başka çok parlak değil mi hayat yani çok parlak çok heykel gibi adeta idealize aslında evet. neoklasitizm'deki Madonna gibi idealize Evet. Ama özel hayatı dramla dolu, mutsuzlukla dolu ve aslında Andy Warhol'un oradaki Marilyn portresi bunu bizimle aslında paylaşıyor. Çünkü portresine baktığında çoğu zaman da yüz ve cilt kısmı mavi tonları ve soğuk tonları betimlenirken o saçları abartılmış altın, dudak ve göğüs kısmı abartılı pembe tonlarla e, dolduruyor. Ne demek? Yani bir tarafta aslında onun normalde çekici yapan elemanları o kadar abartıyor ki artık gerçek olmadığını herkes fark ediyor. Dolayısıyla çünkü Hollywood sinema estetiği öyle bir şey. Sen giriyorsun sinemaya, 90 dakika bu film seyrediyorsun ve her şeyi unutuyorsun. Evet. Yani sen soyutlu, yani sen dünya dışarıda kalıyor ve o anda senin için bu gerçek olur. Dolayısıyla insanlar bunu seyredi seyredi Marilyn Monroe öyle olduğunu zannediyorlar. Fakat bu portreye baktığında başka bir Marilyn görüyorsun. Belki bu başka artificial suni olan Marilyn aslında gerçek Marilyn daha yakın bir Marilyn olduğunu düşünüyorum. Artı bu portreye baktığımızda sadece estetik olarak değil, formel iki önemli yenilik var. Birinci teknik. çoğu zaman da tuval üzerinde olsa da elek baskı yani ipek baskı silk screen print görüyorsunuz. Bu baskı tekniği aslında normalde reklamcılıkta kullanılıyor. Key wall zaten o sektörden geliyor. Bu bu tekniği normalde çoğaltmak için kullanılıyor. Seriyel üretim için kullanılıyor. Bizim görsel ve yani güzel sanatlarda bu teknik eskiden kullanılmazdı. Yağlı boya, akrilik yavaş yavaş çıkacak ama fırçayla çalışıyorsun. Baskı teknikleri bu bağlamda o alanda kullanılmazdı. Bu yüzden Andy Warhol biz artık seriye tüketim, seriye üretim, seriye bir hayat yaşarken sanat neden unik olsun ki diye bir tartışma açıyor. Hmm. Son bir kısmı daha çünkü pop art bunu da getiriyor. Biz ne görüyoruz? Bir figür görüyoruz. Evet. Bu günümüzde e, tamam figüratif sanat yoktu o dönemde. Hmm. 1945-1955 arasında Batı dünya soyut çalışıyor. Soyut dışa olarak çalışıyor. Amerika'da abstract expressionism, Avrupa'da art informel. Savaşa karşı bir tepki. Ona çok da fazla girmiyorum, uzatacak. Ama figür yok. Yani figüratif bir sanatçı o dönemde olamazsın. Figür sanat tarihinden yok oldu. Çünkü daha önce propaganda için kullanıldı. Bu bağlamda baktığımda 1955 artı Pova ve eee neo çıksa da orada da figür yok. Pop art sayesinde yeniden figür dönüyor, hayat dönüyor ve işte e, insani öyküleri dönüyor. Şimdi Warhol aynı zamanda videolar da çekiyor, video sanatı da yapıyor. Hatta iki çalışması var Empire ve Sleep diye. Ee, i̇kisi de tabii ki yine Warhol'a uyacak şekilde sıra dışı. Bir tanesi Empire olan 8 saat boyunca kamerayı bir yere sabitliyor ve insanların o otel, zannediyorum bir otel, onun önünden geçen kişileri resmediyor. sleepte de 6 saat uyuyan biriyi, birini çekiyor. Şimdi bu çalışma aslında bize, hani o pop artın kendi arka planındaki o halk, o yaşantıyı mı anlatıyor? Aslında yani bunu normalleştiren, yani aslında bizlerin bu günlük hayatlarımızda ne olduğunu, günlük hayatlarımız içerisinde ne yaptığımızı bir nevi ee, bize bunu yansıtan bir tarafı mı var? Ee, sizce onu? hangi motivasyonla Hı -hı. yapmış olabilir? Çok güzel bir okuma ama e, çok da katılamıyorum açıkçası. <laughs> Neden söyleyeyim size? Warhol sıkıldı. Yani 1960'ların başından beri işte sonra işte Castelli çok büyük galerilerle çalışıyor ve bir star oluyor. Sonra işte Factory kuruyor, işte seri üretimi gidiyor ve çok başarılı bir sanatçı. Ama bir zamanda bırakıyor biliyor musunuz? 60'ların sonunda. Görsel sanat alanı bırakıyor ve film alanına geçiyor. Mesela bazı uzun metrajlı film Filmleri de çekiyor. Var, evet. Bu iki tane deneysel film Hı -hı. de çekiyor ve aslında orada şey gösteriyor. Yani Andy Warhol sıra dışı bir sanatçı. Çünkü hayatın sonuna kadar işte bu Marilyn'le işte diğerlere devam edebilirdi. Hayır, yetmedi. Aç, yeniliği açık olan bir sanatçı. Ama bir tarafta pop art'ı bağlayabiliriz. Biraz önce Marilyn Monroe yapıt okumasını, aslında bir gerçeklik, bir hakikat okumasını yaptık. Evet. Aslında orada şey gösteriyor Andy Warhol, İki gerçek var, doğal gerçek ve işte e, ikinci gerçek, yani medya gerçeği. Hele Matrix, Inception filmleri hatırlıyorsunuz, günümüzde biz bunu tartışmaya devam ediyoruz. Baudrillard ona hiperrealizm diyor. Şimdi bu filmler aslında bunu yapıyor. Çünkü normalde düşün, hiçbir tek kadraj 24 saat olmazdı ya da kimse normal bir sırada, sıradan uyuyan bir arkadaşını çekmezdi. Çekmez. Bu filmde serilmez. Dolayısıyla Andy Warhol aslında orada şey tartışıyor. Şimdi bir tarafta Marilyn Monroe o da sinema sektörü göndermeyi ve onun hakikat inşasını gönderme yaparken bu tarafta kamera kendisini, film çekme kendisini araştırıyor aslında bir nevi. Yani bir kamera ile gerçek çekiyoruz ya Evet. Ama sonra işte editleniyor, kesiliyor, bükülüyor ve aslında gerçek dışı oluyor. Andy Warhol'un 24 saat işte Empire State Building ya da işte 6 saat işte sevgilisini çekerken evet. real time oluyor. Orada çok kısa kesiyorum ama orada iki kavram var. Ee, screen time diyoruz ve real time diyoruz. Mesela şu an biz bir real time yaşıyoruz. Evet. Etrafımızdaki arkadaşları bizi çekiyor. Şu an hepsi real time olarak Akıyor Ama YouTube'a eklediğinizde işte kesme, etme vesaire orada yeni bir zaman orta çıkıyor. Bu ise normalde ekrandaki zaman farklı. Bir sene olabilir ama 90 dakikada hayatımızdaki yaşadığımız zaman farklı. Andy Warhol bu film ile aslında real time ve screen time arasındaki farkı yok oluyor. Bir şey daha yaptı Andy Warhol çok başarılı bir müzik prodüktörü olarak çalışıyordu. Velvet Underground biliyor musunuz? Evet. Velvet Underground evet. ile punk müziğinin öncülerden birisini onlara keşfediyor. Onların işte albüm kaba, kapakları yapıyor, onun müzik prodüktörlüğünü yapıyor ve bu bağlamda popüler müzik tarihinde de çok önemli bir iz bırakıyor Andy Warhol. Sona dönüyor bu arada güzel sanatlara. Peki şimdi ben genel bir sanat e, okuması da beraber yapmak istiyorum. E, şimdi e, Pop artal bahsettik ama bir de bizim şu an yaşa içinde yaşadığımız dünya için. Ee, belki de sanat hiç bu kadar popüler olmamıştı. Hmm. Değil mi? Hmm. Yani e, çok fazla sanat aktivitesi var. Çok fazla ilgi de var. Yani bu, bu anlamda tabii ki e, güzel. Ama hani popülerleştiği sanatın da popülerleştiği belki de biraz da tüketildiği hmm. bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Şimdi e, buradan bakacak olursak e, bu Hani sanat tarihi üzerine çalışmalar da yapıyorsunuz. Biz bu dönemi nasıl alacağız? Hmm. Yani Sizce? Kayıt, kayıt olarak mı? Tabii. Nasıl alacağız? Ya o çok 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 zor bir soru. Hatta ben bu soru genellikle doktora seminerimde veriyorum. Ben hep şey diyorum. 500 sene sonraki sanat tarih kitabında 20. yüzyılında hangi sanatçı kalıyor? Öğrenciler ağlıyor. Kim bilir? Picasso kalacak mı? Kalır herhalde. Pollock? Hmm. Warhol? Hmm. Anladınız mı? Yani evet. ne kalacak bu çok büyük bir sorun. Yani... Ee, ilk olarak çok güzel bir şey dediniz tüketmek evet. popüler olmak zaten işte pop art yani pop kültür tüketim kültürünün ayrılmaz bir e, bir bir eleman bir olgu ki tamamen tüketimi karşı olan böyle tinsellikle alakalı yeşillikle alakalı doğru yaşam ile alakalı da aslında popüler popülerleşen hareketler var toplum içinde tamamen anti-kapitalist, anti-tüketim ama onları bile o popüler kültür içinde e, dahil edebiliriz. Yani şöyle düşünüyorum, um, sanatçılar bir anda popüler olmak istiyorlar çünkü popüler demek görünür olmak demek. Demek ki benim eserlerimi insanlara aktarabilirim, demek ki benim eserlerim insanlara da bir iz bırakabilir. Ama tabii ki Türkiye'de de bunu son 15 senede görüyoruz. Artık kurumsallaşmış ve profesyonelleşen bir sanat ortamında da genişleyen bir sanat piyasası da var. Evet. Onu günümüzdeki medya, sosyal medya kültürüyle birleştirdiğimizde bazen şunu tartışıyorum yani sanatçı olmak mı, sanatçı oynamak mı? Hmm. Ya da mesela Bu da yeni bir soru belki değil mi? Yani e, sanatçıyı oynamak. Tabii mı? tabii yani çünkü e, mesela seneler önce şey. Var ya işte petrol şirketi. Evet. Shell her sene e, Almanya dahil gençlik araştırmaları yapıyorlar. Genç demek ki 15-26 arası. Ve eskiden hep yani sor, gelecekle alakalı soruları soruyorlar. Kaygıları, istekleri vesaire. Ve tabii ki işleri soruyorlar. Ne olmak istiyorsun? Eskiden işte tıp, doktor vesaire. Hukukçu. Son birkaç senede en çok ne olmak istiyor biliyor musunuz? Sanatçı. Mesela hı hı. bunu ilk okuduğumda şey dedim. <laughs> Senin <beni> miyiz? <laughs> nasıl, nasıl, olacak bu? Yani çünkü sanat, sanatçıların yüzde üçü, dördü, beşi sadece sanat yaparak hayata kalabilir. Evet. Ve çok zor hayata kalır. Ve çoğu zaman da ilk... Orada on... kastedilen sanatçı hangi sanatçı ya acaba? Ya hem bu ya... Ben en azından profesyonel Türkiye'de de hep var. Mesela televizyonda sanatçı diyor. Ben bazen evet, yani. eşimi soruyorum ne yapıyor işte yani. falan. Hay, um, hayır şunu şu aklıma geldi. Bir sanatçı gerçekten kariyerinin zirvesinin ne kadar zorla geldiğini bu gençle biliyorlar mı? Hı, yani evet. çünkü sanatçı olmak bu bir hayat tarz seçimi. Bu bir iş değil. Evet. Ve genellikle sanatçı olan kişi nereden sanatçı oluyor biliyor musunuz? Başka bir çağrısı yok. Başka bir alanda mutlu olamazdı. Başka Hı. bir şey de yapmak istemiyor. Bu yüzden çok nihilist bazen çok radikal Hı. bu yol seçiyor. Şimdi geleceğe baktığımızda şunu ım, görüyorum. Evet günümüzde hiçbir zaman olmadığın kadar sanatçılar var. Kurumlar var ve takipçileri var. 1987'deki ilk İstanbul Biennial'de 10 bin kişi evet. gezerken günümüzde işte 500 bin kişi geziyor. Eskiden bir Bienal varken şu anda 4 tane var. Evet. İşte falan filan galeri artışı vesaire hepsini görüyoruz. Bu iyi bir şey. Çok fazla eser var ya Şimdi sosyal medyalar hepsi eşit gibi görünüyor. Hatta bazın bir tanesinin 10.000 takipçisi var, eser A. Sonra sonraki sanatçı bin takipçisi var, eser B. Şimdi ben sanat tarihçi olarak çok rahat bir şekilde şey söyleyebilirim. Bu 10 binlik olan takipçinin işte eseri zayıf. Bu binlik olan güçlü. Neden güçlülerin zayıf sosyal medya kullanımı diyorum, tamam mı? ama sosyal medyada ve popülarite açısından o sanatçı sanki daha değerli, daha güçlü. Bu yüzden aslında günümüzde sanat eleştiri ihtiyacımız var. Eğitime ihtiyacımız var. Yani çünkü sosyal medyada hepsi O ikisi eşit. arasındaki farkı bize gösterecek sizin gibi kişilere ihtiyacımız var belki. Şunu da görüyorsunuz yani koleksiyonerlere, sanat severleri bu bir yolculuk, bir maraton. Başında işte klasik şeyleri seviyorsun. Sonra ne kadar derinleştikçe tuhaf tuhaf şeyleri sevmeye başlıyorsun. Yani bunun ötesine geçmemiz gerekiyor. Ve şöyle çok sanatçı var ama çok da kötü sanatçı var. Evet. Ve bunları ayırmak bazen çok güç. Son olarak özellikle bu konuda güncel bir konu NFT. Evet. Bence bu sıkıntılı bir durum yaratabilir geleceğe yönelik. Çünkü bakın e, eskiden bir yapıt aldığınızda eser alıyorsunuz, eve koyuyorsunuz, sertifika alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Şimdi link alıyorsunuz, bastıracak mısınız, bastırmayacak mısınız, asacak mısınız belli değil, gerek de yok. Ve sizin hesabınızda duruyor. Yani şu anda mesela şey merak ediyorum, NFT yapıtların yüzde kaçı gerçekten duvarlarda görebiliriz ya da ekranlarda görebiliriz. Onlar ceplerde. Bu kodlu... Başka bir tatmin sanki değil mi? Bu sadece sahip olmak sahip yani olma zaman yatırım evet. aracı olarak zaten yapılıyor. Evet. Ama yani ama biraz, sanat böyle bir şey mi aslında? Birazcık şöyle bir şey bakın. Eskiden e, hayatında belki 200 fotoğraf, 200 tane fotoğraf çekiyordun hayatın boyunca. Evet. Onu 5 tane albümde koyardın ve bu bu 5 albüm hayatın boyunca orada kalıyor. Şu an telefonunuzda kaç tane fotoğraf var? Evet. Belki de binlerce. Yani. Binlerce. Yani onların nerede olduğunu, ne olacağını kaybolacağız. Hard disk yanıyor, aktamarda anladınız mı? Evet. Bu NFT'lerde öyle bir riski olduğunu e, düşünüyorum. Bu isim bu dijital sanatın aktarımı, geleceği ona bakacağız. Başlı başına NFT bir başlık sanat başlığı. E, ama bu özellikle pop artı konuşmak, özellikle Warhol'u konuşmak açısından çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum ben. Umarım izleyicilerimiz de güzel istifade ederler. Özellikle bu Mari Moro hikayesi <laughs> çok da yaygınlaştığı için belki dikkat çekici olacaktır. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.